fondöten yapıştırıcı, allık kalem tıraş, dünya modelinin içinde dudak kremi ve kalemin içinde ruj. Sınıfa gizlice nasıl makyaj malzemesi sokacağınızı öğrenmek için videomuzu izleyin. Zeynep Hoca sınıfın bu kadar kaotik olmasından çok bunaldı. Artık eğlenceli bir şeyler yapma zamanı. Bu yüzden öğrencilerine en sevdiği şeyleri göstermeye karar verdi. Oyuncaklar, şekerler ve makyaj malzemeleri. Ama okul kurallarına göre bunların sınıfa sokulması yasak. Ezgi hala yapabiliyorken fitness bilekliğinden göz farını çıkardı. İnce mukavvanın üstüne fitness bilekliği şablonu çizelim. Hatlarından keselim. Ve temiz plastik kanatlı küçük bir kapak keselim. Bilekliği vazelinle kaplayalım. İçine bir mukavva parçası koyalım. Diğer kısmını ise bir far fırçası yerleştirelim. İçine bir far kutusu yapıştıralım. Ve plastik parçayla kapatalım. Elveda fitness far. Ne kadar da yazık. Seda da son kez yaka rozeti dudak parlatıcısını kullandı. Küçük dekoratif bir şişenin içine parlak far dökelim. Ağzını kapatalım. Bir dudak parlatıcısı tüpünü yapıştırıcıyla kaplayalım. Üzerine sim dökelim. Bunun gibi küçük dekoratif parçaların arkasına bir raptiye yapıştıralım. Ve şişeler ile tüpleri birleştirelim. En sevdiğiniz makyaj malzemelerinden ayrılmak çok üzücüdür. Peki ama bunları sınıfa nasıl sokabiliriz? Kızlar makyaj malzemelerini okul malzemelerinin içine saklamaya karar verdi. Ezgi yapışkanlı not kağıtlarının içine tırnak törpüsü sakladı. Yapışkanlı not kağıtlarını paketinden alalım. Üzerine tırnak törpüsü şekli çizelim. Keselim. Çift taraflı bant kullanarak yapışkan notların içine 2 törpü koyalım. Yapışkanlı notları açalım ve gizli törpüleri çıkaralım. Ne kadar da rahat. Okul malzemelerimle manikür yapabiliyorum. Süper fikir. Ama tüm tırnak aksesuarları olmadan manikür tamamlanamaz. Seda'nın güzel kaleminin içinde gizli bir sürpriz var. Tırnak süsleri olan bir kavanozu dekoratif başlık olarak bir başka kaleme silikonlayalım. Parlak taşlarla süsleyelim. Kavanozun üstünü yuvarlak havalı etiketlerle kaplayalım. Bu simli kavanoz ile tırnaklarınızı süsleyebilirsiniz ve kaleminizi de kullanabilirsiniz. Bu fikir okul malzemeleri kadar işlevsel. Ama Zeynep Hoca kızların buluşundan memnun olmadı. Tüm gizli makyaj malzemelerini topladı. Kimse okul kurallarını hiçe sayamaz. Öğrenciler bir şaka yapmaya karar verdi. Hadi Zeynep Hoca'nın malzemelerini değiştirelim ve neler olduğunu görelim. Küçük bir ruju bir kaleme yapıştıralım. Kalemi akrilikle boyayalım. Diğer bir renkle ruju boyayalım. Bir silgiden ruj kadar bir çember keselim. Törpü ile kenarlarını eşitleyelim. Silgiyi rujun üst kısmına yapıştıralım. Ezgi Zeynep Hoca'dan bir kurşun kalem ve dolma kalem istiyor. Öğretmenin kaleminin içinde ruj olduğundan haberi yok. İşte orada, silginin altında. Ezgi çok şanslı. Seda fırçasını açtı. İçinde gizli bir şey var. Fırçanın uç kısmını çıkaralım. Fırçanın ucunu bir dudak kalemine yapıştıralım. Dudak kaleminin geri kalan kısmını akrilikle boyayalım. Kızlar dudaklarını buldukları dudak kalemiyle boyadı. Normal okul malzemeleri makyaj malzemelerine dönüştü. Zeynep Hoca kandırıldığı için çok kızgın. Sınıfa makyaj malzemesi getirmek yasak. Ama bu bizim suçumuz değil Zeynep Hocam. Bunu sen verdin. Hem de kendi masandan. Öğretmenin dünya modelinin içinde ne olduğunu kim bilebilir? Bahse girerim, orada ilginç bir şey vardır. Dünya modelini yerinden çıkaralım ve 2'ye keselim. Sonra dünyadan küçük bir köpük top alalım ve onu da 2'ye keselim. Köpüğün içinde bir oluk yapmak için silikon tabancasının ucunu kullanalım. İçine bir dudak kremi koyalım ve ikinci kısmını yapıştıralım. Topu dünya modelinin içine koyalım. Köpüğün üst kısmını kırmızı akrilikle boyayalım. Dünyanın merkezi gibi görünmesini sağlayalım. Dünya modelini yerine geri takalım. Zeynep Hoca dünyanın derinliklerine baktı. Olamaz, ne kadar da şirin bir dudak kremi. Öğretmen mutlu bir şekilde dudaklarına krem sürdü. Vay canına, aferin sana Zeynep Hoca. Demek ki sen de kuralları bozdun. Zil sesi öğle tatili olduğu anlamına geliyor. Zeynep Hoca okul kurallarını korumaya kararlı. Makyaj savaşına hazır olun. Hadi yemek çantamızdan simli boya paletlerimizi çıkaralım. Yemek çantasının kapağını akrilikle boyayalım. Kapağın içine simli far yapıştıralım. Çantayı kapatalım. Şirin bir keçeyle üst kısmını süsleyelim. Kızlar savaş boyalarını sürdü. Simli savaş başlamak üzere. Özgürlük için, eşitlik için, güzellik için. Asla makyaj yapmaktan vazgeçmeyeceğiz. Zeynep Hoca da teslim olmayacak. Aşkta ve savaşta her şey mübahtır. O da savaşa Play-Doh ile hazırlanıyor. Temiz bir Play-Doh kutusunun içine jöle koyalım. Zeynep Hoca jeli Play-Doh kutusundan çıkardı. Şimdi yumuşacık saçları onu zafere götürecek. Makyaj savaşında korkusuz bir savaşçı olacak. Ayrıca gizli bir silahı var. Tarak kalemler. Bir tükenmez kalemi açalım. Akrilikle boyayalım. Bir tarağın metal kısmını çıkaralım. Mumun üstünde ısıtalım. Kalemin kapağına yerleştirelim. Tarağı da kalemle aynı renge boyayalım. Kaleme yerleştirelim. Zeynep Hoca tarağıyla kendine çeki düzen verdi. Artık öğrencilerin tüm saldırılarına hazır. Birden Zeynep Hoca bir mesaj aldı. Beden eğitimi öğretmeninden şirin bir mesaj. Sonunda Zeynep Hoca'nın kalbini fethetti. Ne kadar da şirin. Zeynep Hoca da bir insan. Robot öğretmen değil. Zeynep Hoca allıklarıyla çok mutlu. İnanamıyorum. Yüzümü biraz yapıştırıcı ve süngerle güzelleştirmeliyim. Bir yapıştırıcı şişesini iyice temizleyelim. İçine fondöten dökelim. Öğretmen fondöteni bir resim süngerine sıktı. Bir makyaj süngerini keselim. Ahşap çubuğun bir kısmını keselim. Süngeri buna yapıştıralım. Öğretmen yüzünü gizlice yapıştırıcı fondötenle güzelleştirdi. Ama kızlar her şeyi gördü. Bu adil değil. Öğrencilerin sınıfta makyaj yapması yasak ama öğretmen yapabiliyor. Zeynep Hoca hemen kanıtları gizledi. İyi deneme Zeynep Hocam. Fondöten yapıştırıcı öğrencilerin kırılan güvenini yapıştırmaya yetmez. Seda yanında tüm fosforlu kalemlerini getirmiş. Hey Ezgi, şunu denesene. Ezgi farklı fosforlu kalemlerden birini istemeden de olsa denedi. Ama içinde aslında eyeliner varmış. Eski bir fosforlu kalemi açalım. Ana kısmına bir eyeliner koyalım. Ucunu çıkarmak için cımbız kullanalım. Fosforlu kalemin ucunu sıcak bıçak ile keselim. Eyeliner ucunu çıkaralım. Bir kısmı kalemin ucuna takalım. Eyeliner kapağını sıcak maket bıçağı ile keselim. Fırçayı çıkaralım. Bunu kalem kapağının içine yapıştıralım. Eyeliner'ı kapatalım. Ne büyük sürpriz. Ezgi bu fosforlu kalemi çok sevdi. Artık sınıfın ortasında eyeliner sürebilir. Seda'nın fosforlu kalemlerinin geri kalanı da normal değil. Bakalım ne varmış. Birinin içinde makyaj fırçaları saklanmış. Eski kurumuş bir fosforlu kalemin ucunu çıkaralım. Makyaj fırçalarını keselim. Tutma yerlerine akrilik boya sürelim. Bunları kalemin içine koyalım. Kızlar fırçalarını çıkardı. Fosforlu kalem makyaj fırçalarını saklamak için çok uygun. Hadi gizlice kaşlarımızı fırçalayalım. Matematik dersinde bile bunu yapabiliriz. Diğer kalemin içinde ne var? Küçük bir parfüm. Bir fosforlu kalemi açalım. Ucunu keselim. Bir kısmını geri takalım. İçine küçük bir parfüm şişesi koyalım. Kapağı kapatalım. Kızlar fosforlu kalemlerinden parfüm sıkabiliyor. Artık tüm oda matematik kokacak. Ve ders dinlemek daha eğlenceli olacak. Öğrenciler kuralı yine bozdu. Bu sefer de yanlarında yapıştırıcı ve kalem tıraş var. Ama normal malzemeler değil, içinde makyaj malzemesi olanlardan. Temiz bir yapıştırıcı tüpünün içine fondöten dökelim. Tüpün ağzını silelim. Bir makyaj süngerinden halka keselim. Bunu sprey başlığı yerine yerleştirelim. Seda yapıştırıcı kalemden kolayca fondöten sürdü. Ezgi de kalem tıraşından allığını aldı. Geniş bir kokteyl pipetini keselim. Bunu bir kalemtıraş gövdesine yapıştıralım. Kalemtıraşı ve pipeti akrilikle boyayalım. Kutu kısmını top allık ile dolduralım. Pipetin içine küçük bir makyaj fırçası koyalım. Kızlar çok güzel kaos yarattılar. Zeynep Hoca'yı ağlattılar. Neden kimse onu dinlemiyor? Masada duran işe yaramaz bir kağıt parçası değilim ben. Kızlar kötü hissettiler. En sevdikleri hocalarına tüm makyaj malzemelerini verdiler. Gözyaşlarını kapat ve yüzünü güzelleştir. Tamam, sizi affettim. Hadi barış ilan edelim. Tüm kuralları uyguladıktan sonra okul hayatı gün be gün daha sıkıcı hale geldi. Zeynep Hoca sonunda öğrencilerin nasıl hissettiklerini anladı. Ve onları iyi davranışları için makyajla ödüllendirme kararı aldı. Temiz bir simli yapıştırıcı tüpüne yenilebilir sim dökelim. İçine biraz dudak boyası dökelim. Sıkıca kapağını kapatalım. Simli yapıştırıcı aslında dudak parlatıcısıymış. Kafanız karışmasın kızlar. Zeynep Hoca size acıdı ve katı kurallarından vazgeçti. Dudaklarınızı korkmadan boyayabilirsiniz ve iyi notlar alabilirsiniz. Pratik okul bilgilerimizi sevdiniz mi? Öyleyse okula hangi makyaj malzemesini gizlice getirirdiniz yorumlara yazın. Beğenmeyi, abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Böylece Turum'daki yeni makyaj fikirlerini kaçırmazsınız.